Aras'ta dendi mi Kıbrıslıların kalbi bir başka çarpar. Çünkü Aras'ta Kıbrıslılara hayatı hatırlatır. Neşeli, canlı, hayat dolu, kalabalık, sevdiklerimizle yaşadığımız mutlu bir hayatı. Bazense hüzne takılır gözleri. Aras'ta terk edilmiş bir sevgili gibi yalnızlığı, umutsuzluğu ve çaresizliği hatırlatır. Bir anlamda Aras'ta Kıbrıs Türk halkının sosyal yapısındaki tüm dramatik değişimleri ruhunda taşır. Evet, bugün Aras'tadayız. Aras'ta ziyaretimize Lokmacı Sıdır Kapısı'ndan başlıyoruz. Lokmacı Kapısı, Kıbrıs Adası'nı ikiye bölen, yaklaşık 180 kilometre uzunluğundaki yeşil hat üzerindeki gümrük kapılarından biridir. 1963-64 olayları sırasında kapatılan geçiş, 2008 yılında tekrar açılmıştır. İngiliz sömürge döneminde Kirkor adında bir Ermeninin burada lokma yapması nedeniyle bölgeye Lokmacı adı verilmiş. Arastalar Osmanlı İslam mimarisinde her türlü ihtiyaca cevap veren, aynı tür mal ya da hizmet sunan esnafın bir arada bulunduğu, dükkanların genellikle karşılıklı sıralanarak koridor şeklinde bir satış alanı oluşturduğu çarşılardır. Çok kesin olmamakla beraber Farsçadan gelen bir sözcük olduğu söylenmektedir. Bunun nedeni Aras sözcüğünün çarşı ve pazar, Aratsak sözcüğünün ise çatı ve örtü manasına gelmesinden dolayı Aras'ta kelimesinin çatılı örtülü çarşı olarak nitelendirildiğinin düşünülmesidir. Osmanlı döneminde kentin çarşısı, diğer bir deyişle kentin ticaret merkezi genellikle tek bir bölge olup bedesten, han ve arastalardan oluşmaktaydı. Ticaret merkezi kalenin veya surun hemen yakınında insan ulaşımına en uygun ve en kolay yere konuşlandırılırdı. Ticari yapıların haricinde çarşı bölgesinde çarşının büyüklüğüne göre değişen sayıda cami ve hamam yapısı da bulunurdu. Bu detayların tümünü Aras'ta çevresinde de görmek mümkün. Bu anlamda Aras'ta tarihi doku açısından oldukça zengin ve etkileyici. Her adımda tarihe dokunmak ve yaşayan Osmanlı ticaret merkezi kavramını yaşamak mümkün. Aras'taların yanı sıra kentin ticaret merkezinin yakınında pazar ve panayır alanları da kurulmaktaydı. Pazarlar haftanın belirli bir günü genellikle yiyecek maddelerinin ve hayvanların satıldığı alanlardı. Böylece kentin çarşısı her kesimden insanın uğradığı ve her türlü ihtiyacını karşıladığı mekanları oluşturuyordu. Birçok araştırmacı bir Osmanlı kentinde ticari bölgenin merkez cami ile, ki burada Ayasofya Camisi'ni demek istiyoruz, ticaret bölgesinin merkez yapısı olan, genellikle değerli eşyaların satıldığı ve kentin ticari potansiyelinin ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi olan Bedesten arasında geliştiğini vurgular. Ayrıca Bedesten'in etrafından yayılan bir işlevsel ağın oluştuğunu da belirtir. Satılan malın değerine göre Bedesten'e yakınlaşma söz konusu iken handlar, zanaat bölgeleri, debbahaneler ve pazar yerleri Bedesten merkezinden çevreye doğru yayılır. Bu durum
genellikle Bedeste'nin çevresinde yer alan ve uzun çarşı olarak bilinen bir ana sokak üzerinde ticari faaliyetlerin yerleşmesiyle kendini gösterir. Arasta'nın sonuna geldiğimizde karşımıza bir ticaret ve konaklama merkezi olan Asmaaltı Meydanı çıkar. Meydan Osmanlı döneminde Lefkoşalılar ve Lefkoşa'ya geçici olarak gelen yerli ve yabancıların çoğu ihtiyaçlarını karşılayan bir merkez durumundaydı. Bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak meydanın çevresinde 3 ayrı han, hamam, aşhane, fırın, kahvehane, şano, bakkal, nalbant ve eğlence yerleri bulunurdu. Arasta yolculuğumuza Lokmacı kapısından başladık, Asmaaltı meydanına kadar geldik. Peki yolculuğumuzu Lefkoşa'nın tam orta yerinde bitirmek ister misiniz? Evet, doğru duydunuz. Lefkoşa'nın tam orta yerinde. Bir İngiliz araştırmacı meşakkatli bir çalışma sonucunda Lefkoşa'nın 11 burcunun tam orta noktasını bularak insanlığa armağan etmiş. Hayatta en zor şeylerden biri ortayı bulmak değil midir? Bu zorlukla her karşılaştığınızda Lefkoşa'nın tam orta noktasını düşünün ve bu orta noktayı bulmak için yapılan çalışmayı ve verilen emeği hatırlayın. Hiçbir şey imkansız değildir. Ortayı bulmak da öyle.